CHP'de bir süredir kaynayan sular dinmiyor, dineceğe de benzemiyor. Kurultay öncesi ekibiyle açıklama yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. Mesajı veren İl Başkanı Devrim Kök, çıkan sonuçla güvenilirliğini kaybetti. Antalya sandıklarından Muharrem İnce'nin çıkması genel merkezi de harekete geçirdi ve kongre gelmeden il örgütünün görevden alınması gündeme geldi. Genel Merkez kaynaklı Antalya medyasında her gün farklı atama haberleri öne çıkarılırken yaşandığı iddia edilen bir kavga haberi siyasi kulisleri harekete geçirdi. İddiaya göre il başkanı Devrim Kök, Kadın Kolları Başkanı Sultan Yeğenle kongre toplantısı yaptı. Yeğen'in bazı yöneticilerin atıl kaldığı ve görevden düşürülüp yerlerine daha dinamik isimlerin atanmasını istediği, Kök'ün buna engel olduğu ifade edildi. Yeğenin sinirli bir şekilde partiyi terk ettiği ve il binası dışında bile yaşananları tekrar ettiği iddiası kulaktan kulağa yayılınca sinirler gerildi. İl Başkanı Devrim Kök ve Kadın Kolları Başkanı Sultan Yeğen yaşandığı iddia edilen bu olay üzerine açıklama yapmak yerine suskun kalmayı tercih etti. Ancak bu durum parti için muhalifleri de harekete geçirdi. Parti meclisi üyesi adayı olan ve bir dönem adı il başkanlığına atanacak isim olarak öne çıkan Mesut Şimşek, partisinin bu yöndeki iddialarla anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Şimşek, bu olay bir şekilde netliğe kavuşmalı. Kurultayda başarısız kalındığı kabul edilmeli. Partinin Antalya yöneticileri başını öne eğip yaşandığı iddia edilen bu olaylara açıklama getirmeli. Gerçekse özür dilemeli, değilse dedikodu olduğu açıklanmalı. Ama sessiz kalınmamalı, diye konuştu.